Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim çok lezzetli, böyle kruvasan poğaça yapacağız. Aslında kruvasanı daha yakın bir lezzet olacak. Hemen hamurunu yoğurarak başlıyorum. Evimizde klasik bardaklarda 200 ml ılık süt, 200 ml ılık su, 1 yemek kaşığı dolusu maya, 3 yemek kaşığı dolusu toz şeker, bir de bu malzemeleri güzelce karıştırıyoruz. Maya 10 gramlık küçük paketlerden de kullanabilirsiniz. Benim açık vardı. O yüzden böyle 1 yemek kaşığı kullandım. Öncelikle bir 5 su bardağı unu şöyle yavaş yavaş koyuyorum. Unun miktarını size sonra söyleyeceğim arkadaşlar. Çok yumuşak da değil, çok sert de değil. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuz ilave edip öncelikle hamurumu şöyle bir toparlıyorum. Unu yavaş yavaş katın. Sakın böyle birden ilave etmeyin. Şuraya aldığım 5 bardak unun hepsini ilave ettim. Şöyle 1 yemek kaşığı da tereyağını tam bu esnada katıyorum. Şimdi biraz yoğurduktan sonra bakacağım. Gerekirse un ilavesi yapacağım. Bir avuç kadar unu masanın üzerine döküyorum. Kıvamına göre bakacak. Gerekirse un ilavesi yaparım. Tam 5 bardak un gitti. Hamuru yeterince yoğurdum arkadaşlar. Şöyle 2 dakikadır yoğuruyordum. Gayet güzel oldu. Şöyle yumuşağa yakın bir hamur diyebilirim. Şöyle yoğurdum, kabın içine tekrar alıyorum. Streç filmi kapatıp yarım saat boyunca dinlendiriyorum. Hamur yeterince mayalandı. Oldukça güzel mayalandı gördüğünüz gibi. Masanın üzerine bunu serpiyorum. Hamuru masanın üzerine alıyorum. Üzerindekini de şunu da ziyan etmeyelim. Şöyle bir hamuru toparlayalım. 10 tane gezi haline getiriyorum. Elimle yuvarlıyorum. Bir kenara alıyorum. Eşit yapmaya özen gösterin arkadaşlar. Buraları bezi haline getirdikten sonra şöyle bir tanesini alıyorum. Hemen hemen bir pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Açtım. Masamın üzerine aldım. İsterseniz de yağı sürüp sürüp üstüne açıp açıp üstüne yağ sürüp kapatabilirsiniz ama ben şimdi hepsini açmak istedim. Şöyle 250 gram oda ısısında beklettiğim tereyağı kabın üzerine şöyle yarım yemek kaşığı kadar bırakacağım. Biraz bol yağlı oluyor. Tüm hamurların üzerine tereyağını sürdükten sonra ister elinizle ister bir fırçayla bolca tereyağını böyle yayıyorum. Aslında elimle yapsam daha rahat olacak arkadaşlar. Bence siz de elinizle yapın. Şöyle gördüğünüz gibi elimle yağ bolcu sürüyorum. Böyle yağ bol diyebilirsin ama kruvasanın özelliği bu. Daha fazla bile koyuyorlar. Neredeyse bu hamura yarım kiloya yakın tereyağı bile koyuluyor ama ben biraz azalttım bile. Şimdi hepsini süreceğim. Ondan sonra üst üste getireceğim. Servis tabağını alıyorum. Altında birazcık yağladım. Hamurları alıp şöyle ortada birleştiriyorum.
Hafif çekiştiriyorum eşitlenmesi için. Tam 10 katı oluyor bu şekilde. 10 tane hamuru da aynı şekilde koyuyorum. Böyle biraz hafif çekiştiriyorum, eşitliyorum. Aslında bir tane hamura sürmemem gerekiyordu. Yanlışlıkla unutup sürdüm. Sizler bir tane hamura yağ sürmeyin en üsttekine. 9.'yu koyduktan sonra 10.'yu şöyle ters çeviriyorum. Üstü tereyağı olmaması için. Şöyle kenarlardan hatta hafif çekiştiriyorum. Yanlara kapatıyorum. Yağ sürdüğüm için şimdiden çekiş açılıyor arkadaşlar. Şöyle kenarlardan çekiştirip hafif içe doğru veriyorum. Üzerini streç filmle kapatıp en az 1 saat dolabın buzlu kısmında bekletiyorum. Baktınız bak akşamlar yapıyorsunuz arkadaşlar. Böyle hazırlayıp dolabın normal gözüne de koyabilirsiniz. Ben şimdi çok dinlendiremeyeceğim için buzluğa atacağım. 1 saat, 1,5 saat kadar dinlendirip açacağım hamuru. Hamuru buzdolabına tam 1 saat boyunca dinlendirdim. Yeterli. Şöyle iyice içindeki tereyağlar donması gerekiyor arkadaşlar. Bunca unu serpiyorum. Şöyle hafif önce bir bastırıyorum. İçindeki hava kabarcıkları çıksın. Hamuru hemen hemen bir 50'ye 60-70 santim çapında açacağım. Yuvarlak değil arkadaşlar. Dikdörtgen şekilde. Şöyle açarken arada kenarlarını şöyle yapın ki dikdörtgen olsun arkadaşlar. Yuvarlak olmasın. Hep böyle uzunlamasını açacağım. Hemen hemen yandan 40 santime yakın oldu arkadaşlar. Eninden de 60 santim oldu. Artık yeterli. Daha fazla ince atmayacağım. Arada sırada şöyle yapın. Daha böyle düzgün olması için. Elimle şöyle kenar kısımlarını hafif şöyle kare şeklinde veriyorum. Tamamdır artık. Bir de size göstereyim. Sık atıyorum. Tekrar bol kolayı böyle alıyorum. Tekrar bu şekilde. Tekrar. Çok aşırıda kalın yapıyoruz. Benim bir tane kalın gitti galiba. Gördüğünüz şekilde kesiyorum. Oklavanı kullanıyorum ki daha düz olması için. Buradan şöyle bir tanesini çekip alayım. Şu şekilde tutuyorum hiç bozmadan. Sadece ufak bir şöyle kesik atıyorum. Ortaya açıyorum şöyle. Şu şekilde rulo yapıyorum. Hiç sıkmadan kendi haline bırakın. Bu şekilde koyuyorum. Ben iç kısımlarını biraz çikolata koyacağım. Evet, çizik atıyorum. Çok olmadan biraz kahvaltılık çikolatadan bırakacağım. İstemiyorsanız koymayabilirsiniz. Yine aynı şekilde şöyle hafif burada biraz sıkıp kendi haline bırakıyorum. Gördüğünüz gibi şekilleri gayet güzel oldu. Şöyle çizik atıyorum. Şöyle biraz çikolatadan bırakıyorum. Şöyle yapıyorum.
gerçekten. Severim. Hepsini hazırladıktan sonra şöyle yağlı kağıdım yoktu arkadaşlar. O yüzden tepsiyi güzelce tereyağıyla yağladım. Eskiden yağlı kağıt mı vardı değil mi arkadaşlar? En azından bizde yoktu görüntüsü. Arkadaşlar bence çok güzel oldu. Şöyle aralıklarla diziyorum. Sakın çok yakın koymayın. Kabaracağı için birbirine yapışır. Şimdi bu şekilde tepside 30 dakika boyunca bekleteceğim. Ondan sonra üzerine yumurta sarısını sürüp fırınlayacağım. Şimdi yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı kadar sütü koydum. Şöyle çırpıyorum. Muhakkak sadece sarısı arkadaşlar. Beyaz hiç girmesin. Ay döktüm birazcık. Şöyle üzerine bol miktarda sürüyorum. Tepsi mayasında bekletmeye başlayınca fırınınızda 180 dereceye ayarlayın. 180 derecelik fırında biraz yavaş pişsin. Çok hızlı pişirmeyin. Ortalama bir yarım saat 40 dakika pişmesi gerekiyor. Çünkü kalın bir hamur olduğu için yavaş yavaş kabararak pişmesi gerekiyor. Fırına götürüp dikkatlice pişiriyorum. Fırından çıkardım arkadaşlar. Hatta böyle iki tanesi de yendi. İnanın çocuklar çok beğendi. Müthiş güzel olmuş şu görüntünün. Katların güzelliğine bakar mısınız? Çikolatalısı denk geldi. Katlarına bakar mısınız? Gerçekten çok güzel olmuş. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzel yaparsınız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.